olmasını temenni ediyorum. Değerli arkadaşlar, bütçeleri farklı açılardan değerlendirebiliriz. Bir açıdan baktığınız zaman bu bütçeler yasama organının yürütme organına kamu gelirlerini harcama, kamu harcamalarını yapma ve kamu gelirlerini toplama yetkisi vermesini ifade eder. Yani daha çok hukuki bir niteliği vardır ve bu bütçe kanununa dayanarak idarede bir yıllık süre içerisinde devletin gelir ve giderlerini idare eder. Ama bütçeler sadece bir hukuk metinleri değildir. Yasama organının yürütme organına verdiği bir yetki değildir. Belki bundan daha da önemli olarak bütçeler aynı zamanda bir ekonomik politika aracıdır. Yani önümüzdeki yılın ekonomisini nasıl görmek istiyorsunuz? Bugünle yarın arasındaki ekonomik gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve önümüzdeki bir yıl içerisinde büyüme ne olmalıdır? İşsizlik ne olmalıdır? Enflasyon ne olmalıdır? Dış denge ne olmalıdır? Ülkenin geleceği açısından ekonomik büyüklükleri nasıl şekillendirmek lazım? Neye bağlamak lazım? Ve bunu hedeflerken de bu bütçenin bu ekonomik göstergelere etkisi ne olabilir? Bunu ayarlamak. Yani bir ekonomi politikası aracı olarak düşünüp bütçe büyüklüklerini ve bütçe bileşimini, ayrıntılarını buna göre şekillendirmek. Bence içinde bulunduğumuz süreç itibariyle bu bütçenin ikinci boyutu birincisine göre çok daha önemlidir. Gerçekten 5 yıldır süren bir ekonomik kriz var. Ekonomi buhrana dönüşmüş. Özellikle 2021-22 çok zor geçmiş. Böyle bir ortamda 2023 bütçesine hazırlıyoruz ve bu bütçeyi hazırlarken elbette 23'te ekonominin ne olacağıyla ilgili bütçenin etkilerini gözden geçirmek lazım. Bundan da öte hükümet bütçeyi hazırlarken bu mantığa göre hazırlamış olmalı. Ve yıllardır, belki 1920'lerden, 30'lardan beri bütçe aynı klasik bir formatta zaman zaman bir takım değişiklikler olmakla birlikte ana görüntüsü itibariyle söylüyorum. Hazırlanıyor. Meclise aynı usulle getiriliyor. Aynı şekilde tartışılıyor. Bence bunda bir değişiklik yapılması lazım. 20 yıl boyunca da bu iktidarın bu değişikliği yapmış olması lazım idi. Tüm gelir kalemleri itibariyle, tüm giderler itibariyle bu bütçe ekonomiyi nasıl etkileyecek? Temel ekonomik göstergeleri nasıl etkileyecek? Bunların ekonometrik modellerle bütçe hazırlık safhasında çalışılmış olması lazım. Böyle bir çalışmanın olduğunu zannetmiyorum. Varsa yani bütçeyi buraya getiren hükümet yetkilileri bakın şu kalemi şöyle belirledik, bu kalem milli geliri şöyle etkileyecektir diye rakamsal şeyler vermesi lazım bize. Ama konuşuyoruz, tartışıyoruz. Sonunda buradan geçen bütçe bir bakıyorsunuz ki deliniyor. Geçen sene ilk 5 ayda delindi bütçe. İkinci bir bütçe yaptık. Yıl sonu itibariyle de bakalım rakamlar ne çıkacak. Bu ana noktayı belirttikten sonra şunu söylemek isterim ki bu bütçe yani 2023 bütçesi göründüğü şekliyle
Türkiye'deki gelir dağılımını daha da olumsuz etkileyecek bir bütçedir. En önemli noktası bu. Yani bir taraftan vatandaştan para topluyorsun, vergi tahsil ediyorsun, sonra bunu harcıyorsun. Toplarken gelir dağılımını nasıl etkileyeceğim bellidir. Harcarken gelir dağılımını nasıl etkileyeceğim bellidir. Şimdi bu bütçenin 4,5 trilyon liralık bir gideri var. 3,8 trilyonluk bir geliri var. 659 milyar açığı var. 565 milyarlık da faiz ödemesi var. Şimdi gelir gider dengesinde gelir dağılımını nasıl etkileyecek diye baktığımızda tüm kalemleri irdelemeye gerek yok. Merkezi yönetim bütçe gelirlerine baktığımız zaman bunu anlıyoruz zaten. Nasıl anlıyoruz? 3,8 trilyon liralık bir gelir var. Bu gelirin 1,1 trilyonu gelir ve kurumlar vergisi, doğrudan alınan vergiler, hatta motor taşıtlar vergisini de buna dahil edebiliriz. 1,1 trilyon. Geriye kalan 2,7 trilyon hep ağırlıklı olarak tüketim vergileri. Tüketim vergileri ana mantık itibariyle harcamalardan alınır ve düşük gelir gruplarından alınır. Yani bir kere bu bütçe ağırlıklı olarak düşük gelir gruplarıyla veya orta gelir sınıflarıyla bağlantılı olarak gelir tahsilini sağlayan bir bütçe. Dar ve orta sınıfta topladığı vergileri harcıyor. Bir kere toplarken gelir dağılımı. Harcarken ki ayrıntılara girmeyeceğim. Ama özellikle son 2 yıl içerisinde Türkiye'de gelir dağılımının fevkalade bozulduğu, düşük gelir gruplarının daha da yoksullaştığı, orta sınıfın eridiği bir dönem yaşadık. Orta sınıfın temel bir özelliği var. Nedir? Ev alabilir, yeni bir araba alabilir. Bilmem bir yakını varsa veya turistik seyahat yapmak istiyorsa öyle senede bir kere, iki kere bilemedi. Bir yurt dışı seyahati yapabilir özelliktedir. Ama bu son 2 sene ekonominin içerisine girdiği durum orta sınıfı yansıtacak bu temel harcamaların artık orta sınıf diyeceğimiz kesimler tarafından yapılamayacağını göstermektedir. Bunu da eritmiştir. Böylesine bir temel sorun olduğu krizin düşük ve orta gelirlere vurduğu bir dönemde şimdi 2023 bütçesinin aynı şekilde düşük gelir gruplarını, orta sınıfı daha da mağdur eden, gelir dağılımını daha da bozan bir nitelikte hazırlanmış olması bence temel mantık olarak yanlıştır. Ama bu yanlışın özünde ne var? Bu yanlışın özünde hükümetin aşağı yukarı 1 yıldır uygulamış olduğu ekonomik model var. Bu ekonomik modelin özeti şudur. Kuru artıracaksınız. Buna bağlı olarak enflasyonu artıracaksınız. Enflasyon artışına dayalı olarak da vergileri düşük gelir gruplarından toplayacaksınız. Temel ekonomik modelin özü bu. Bunun sembolik, bu modelin sembolik görüntüsü de kur korumalı mevduattır. Düşük gelir gruplarından topladığınız vergilerle bankalara para yatırabilecek mevduat sahiplerini finanse ediyor. Bu da bunun sembol görüntüsüdür. Ama aslında izlenen ekonomik politika o kadar sorunludur, o kadar problemlidir ki bütün tasarruf araçları enflasyon karşısında eriyor. Herkes kaybediyor. Enflasyon nedeniyle sadece tüketicilerin kaybettiği bir ekonomik model yok. Maliyetler nedeniyle üreticilerin kaybettiği,
Aynı zamanda tasarruf sahiplerinin de kaybettiği bir ekonomik model var. Paranız varsa isterseniz döviz mevduata yatırın, isterseniz Türk lirası mevduata yatırın, isterseniz kur korumalı mevduata yatırın, getirisi enflasyonun altındadır. Çok çok altındadır. Tasarrufları da eriten bir ekonomik model uygulanmaktadır. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar, bu ekonomik modelin ortaya çıkardığı en net tablolardan biri ve en temel gösterge enflasyondur. Tamam. Bakın Eylül ayı itibariyle %84 enflasyondan bahsediyoruz. %84 enflasyon. O 2001 krizinde o enflasyon patladı dediğimiz enflasyon. 2002 enflasyonu %29. O dönemlerde dünyada enflasyon algısı da bugünkü gibi değil, daha farklıydı. %29'da aldığı enflasyonu, TÜFE enflasyonu %84'e çıkarmış bir iktidardan bahsediyoruz. Bu uyguladığı ekonomik modelle bilinçli bir tercih olarak yapmıştır. Ama daha korkuncu ÜFE, üretici fiyatlardaki enflasyon. %151.5. Üretici fiyatlardaki enflasyon %151.5 arkadaşlar. Bu Cumhuriyet tarihinin rekorudur. Hiçbir dönemde bu kadar yüksek bir üretici fiyatları artışı yaşanmamıştır. Dünyanın da en yüksek enflasyonlarından biri. E şimdi diyecek ki arkadaşlarımız, iyi güzel de kardeşim enflasyon dünyada var. Enflasyon dünyada var, bizde de var. Bakın, dünyadaki enflasyon nasıl, bizdeki enflasyon nasıl? Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımız çok nezaket göstermiş, nezih bir şekilde, renkli bir şekilde bu grafiği bize sundular ve 21'indeki bütçe sunuşunda da anlattılar. Ne diyor burada? Dünyada ortalama olarak enflasyon %9.1'dir diyor. Gelişmiş ülkelerde %7'dir diyor. Gelişmekte olan ülkelerde de %10.6'dır diyor. Bizdeki enflasyon kaç? %84. ÜFE'ye bakarsanız %151.5. Demek ki bizde daha farklı bir boyut var. E gıda enflasyonunun durumunu biliyoruz ve maalesef Türkiye'de de bu gıda enflasyonu nedeniyle resmi rakamlar 92 drama %140 sendikaların iddiasıdır. Korkunç bir çocuk yeterli beslenememe sorunu vardır. Yani yapılan bir araştırmada her 4 çocuktan birinin okula aç gittiği, yani vücut için ihtiyaçla yeterli besini alamadan gittiği hesaplanmıştır. Bu da bir temel sorun. Şimdi değerli arkadaşlar, biz ne yaptık diyorlar, bu ekonomik modelle faizi düşürdük diyorlar. Değerli arkadaşlar, bu ekonomik modelle faizi falan düşürmüş değiller. Niye bunu söylüyorum? Çünkü tarihin binlerce yıllık Türk tarihinin en faizci hükümeti bu hükümettir. Bak sadece son yılların en yüksek faizinden bahsetmiyorum. Sadece Cumhuriyet dönemi faizinden de bahsetmiyorum. Osmanlı'yı da içine katıyorum. Türk tarihinin en faizci hükümetidir. Neden? Hiçbir dönemde faiz ödemeleri ana parayı geçmemiştir. İlk defa bu hükümet döneminde devletin iç borçlanmalarındaki faiz ödemeleri ana parayı geçmiştir. Neden geçmiştir? Bu uyguladıkları faizi düşürüyoruz diye uyguladıkları ekonomi politika yüzünden çıkmıştır. Bakın resmi rakamlar.
Ocak 2022'den itibaren bakıyoruz. Ana para borç 1.3, faizi 1.0. Yani ana para fazla. Şubat'ta 1.3 trilyon ana para, 1.2 trilyon faizi. Faiz gittikçe yaklaşıyor. Mart ayında 1.3 trilyon ana para, 1.3 trilyon faiz, ama küsuratıyla yine ana para fazla. Nisan'a geliyoruz. Nisan'da borç, iş borçların ana parası 1 trilyon 483 milyar ama faizleri 1 trilyon 743 milyar. Yani 300 milyon artmış. Milyar artmış, pardon. Mayıs'ta 1.5 ana para 2 faizi, Haziran'da 1.5 ana para 2 faizi, Temmuz'da öyle. Netice itibariyle Ağustos ayı itibariyle 1.6 trilyon ana para, 2.4 trilyon faiz ödemesi var değerli arkadaşlar. Bu paraya isabet eden faiz miktarı. Nedir bu? Yıllık fark ana para %45 artmış, faiz ne kadar artmış? %243 artmış. Yüzde olarak. %243 iç borç faizlerin ödeme miktarı artmış. Tutar itibariyle baktığımızda ana paranın artışı 524 milyar ama faizin artışı 1 trilyon 700 milyar arkadaşlar. Onun için diyorum, sadece Cumhuriyet tarihi değil, Türk tarihinin en faizci hükümeti bu hükümet. Bir de kamuoyunu yani faizi düşüren politika uyguladık diyor. Enflasyon patlamış, rekor. Faiz ödemeleri çıkmış. Bir korkunç noktaya ulaşmış ve rekor kırılmış. Zaten en faizci iktidar sözü şimdiye kadarki uyguladığı faiz politikalarından da belli. 2023-22 arasında, yani 20 yılda bu hükümetin ödediği faiz miktarı 526 milyar 821 milyon dolar olmuştur. Dolar cinsinden baktığınız zaman. Diyeceksiniz ki şu bu iyi değil ama bak büyüme oranları artıyor. Büyümede rekor kırıyoruz. Onun için madem burada bir rekor var, bu enflasyonu, faiz ödemelerini falan unut geç. Onda da perişansınız. Büyüme oranında da perişansınız. Bu nedir şu elimdeki arkadaşlar? 2023 yılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu yıllık program. Ne diyor burada? Bakın hemen ilk sayfasında. Büyüme oranları var ilk sayfasında. 2021 yılında büyüme oranı -2.9, yani 21'de küçülmüş. 2022'de, yani bu içinde bulunduğumuz yılda da yıl sonu itibariyle 3.9 olacak diyor. 2022 3.9. Ama 2022 -2.9. Burada yazmış. Bu ne demek biliyor musunuz? Son 2 yılımızın ortalama büyüme oranı 1 bile değil demektir. 0.50 demektir. 0.50. Son 2 yıldaki büyüme oranı. Ne rekoru kırıyorsunuz Allah aşkına? Yani burada olan iyi bir şeyi bana söyleyin. İyi bir şeyi söyleyin. Hani faizi düşürecektiniz, kuru fırlatacaktınız. Sayın Şener, süremiz doldu. Şöyle evet, bir uygulama yapalım. Sözcüler için 5'er dakika belirginlik evet, olsun, eşitlik olsun. 5'er evet, dakika ek süre vereceğim sözcülere. Size de 5 dakika ek süre veriyorum. Buyurun. Hani? En fazla hani? Pardon, hani dış ticaret fazlası verecektiniz? Sizin bu politikayı açıklarken ki ana hedefiniz
Dış ticaret fazlası vereceğiz. Cari açığı kapatacağız. Ana hedef buydu. Bunu ilan ettiniz. Şimdi geldiğimiz nokta ne? Ben rakamlara bakıyorum. Dış ticaret açığı Ocak, Ağustos itibariyle bu büyümede gayri safi milli hasılaya göre vermediniz herhalde. Nereye göre verdiniz? Bütçe ve Strateji Başkanlığı'na bir soru. Sınav Bey, rica ediyorum. Böyle bir usulümüz yok. Rica ediyorum. Vaktimiz çok Tarım değil kardeşim, tarım değil. Makroekonomik büyüklüklerdeki gelişim. Sektörler var ama başına büyüme hızları diye toptan almış. Tarım veriyoruz. Sütünü düzgün kaydırmadan yapsınlar kardeşim. Yıl sonu kaç? Gayri safi milli hasılaya göre. Tamamını vermeden oraya tarımdan mı başlanır? Sektöre bazlı. 2021. Evet. Tamam, altta yazmış. %11,5'dan 5 yazmış. Evet. Tamam. Türk lirası. Burada da şu sorun var kardeşim. Bakın, burada da şu sorun var. Bir kere büyüme hesaplarını değiştirdiniz, eskiyle kıyaslanabilirliğini ortadan kaldırdınız. İki, döviz cinsinden baktığınız zaman, dolar cinsinden baktığınızda kişi başı milli gelir 2002'de de azalıyor, 2001'de de azalıyor. Yani kişi başına milli geliri azaltan, evet, 2021 ve 22'de azaltan bir büyüme modelidir bu. Gerisini anlatmaya da gerek yoktur. Şimdi dış ticaret açığı. Dış ticaret açığı 2002'de katlanmış kardeşim. Ocak, Ağustos 2002'de 73 milyarlık dış ticaret açığı var. Cari açığa bakıyorsunuz, cari açıkta geçen sene 22,5 milyarken cari açık. Şimdi 2002 Ocak Ağustos'ta 40,9 milyar dolar cari açık. Şimdi bu Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısının sunum konuşmasında daha belirgin. Bakın. 2022 yılında bu cari açığı kapatacağız dediğiniz politikayı uyguladığınız 2022 yılının sonunda diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız, cari açığın milli gelire oranı -5,9 olacak. Bu Cumhuriyet tarihinin rekor cari açıklarından biridir milli gelire oranı itibariyle dahil. Ya bana söyler misiniz? Bu uyguladığınız ekonomik model, uyguladığınız ekonomik model neyin nesidir? Ne amaçlıyorsunuz? Neyi ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz? Bir gözden geçirilme ihtiyacı yok mudur? Bana kalırsa bir gözden geçirin. Hem de muhalefetle birlikte gözden geçirin. Yeniden size bir ekonomik model önerelim. Hepinize saygılar. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Sağlık Bayanı genel üzerinde